Selamun aleyküm. Herkese iyi günler. Audi A5 2.0 2015 model arkadaşlar. Manuel vites. Debriyajı yanmış. Şanzımanını söktük. Şimdi sizlerle onu paylaşacağım. Yani o derece yanmış ki böyle bir şey eminim ki görmediniz. Aşırı derecede ve bu şanzımanı söküp takarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onlardan biraz öncelikle bahsedip ondan sonra arkadaşlar yanık olan debriyajımıza, tezgahın üstünde ona geçeceğiz. Arkadaşlar direksiyonumuzun sadece bu taraftaki vidasını söküp kutunun hafif aşağı sallıyoruz. Sökmeden önce tekerlek toplu vaziyette direksiyondan anahtarı çekip tam ortada kilitlenmesini sağlayıp mafsalı söküp şuradan yukarıya itekliyoruz. Marşımızın üstünde arkadaşlar şurada bir tane burcumuz var. O burcu kesinlikle yerine takmamız gerekiyor. Takmazsak eğer sıktığımız zaman marşı kırabiliyoruz. Aksımızın üstünde sacı var. Sadece onu söküyoruz. Akslarımızı tekerleklerle işimiz yok. Sadece aks civatalarımızı şuradan sökerek akslarımızı hafif şöyle geri çekiyoruz. Ve şanzıman çıkıyor. Herhangi bir engel teşkil etmiyor akslar. Şimdi devam edelim. Bunun arkadaşlar etraf civataları alüminyum civata. Şu şekilde yani tartsak bir 5 gram falan gelir. Yani hatta mıknatıs var. Zaten bilenler biliyor. Şu mıknatıs gördüğünüz gibi. Tutmuyor yani. Alüminyum civata onun için. Bunları söküp takarken, sökerken çok önemli değil ama takarken çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Çok hassas çünkü. Kesinlikle asılmıyoruz. Tabancayla sıkmıyoruz. Elle takıyoruz. Ve elle. O bahsettiğim burç da bu arkadaşlar. Tam olarak şuraya denk geliyor. Bunu buraya takmazsak eğer marş dinamomuzu kırıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim şanzımana. Evet. Şanzımanımızın durumu bu. Gördüğünüz gibi şu akan yağ üst merkezden akmış. Yani o derece merkezi de eritmiş. Onu da göstereceğim şimdi size. Yağ damlıyor hala. Şu ucunda görmüş olduğunuz yer arkadaşlar erimiş. Yani sıcaktan erimiş resmen. Demir çatalı bile yakmış bu. Çatalın oturduğu yer burası. O da erimiş. Bu görmüş olduğunuz bilyanın kendi plastiği erimiş ve buraya yapışmış. Evet, burası erimiş, burası erimiş. Her yerini eritmiş. Şimdi hatta şunu sökelim. Sizinle beraber. İçinde balata ne durumda ona bakalım. Hüsnü. Hüsnü. Gel yardım et. Kameramanlık yaparsın. Evet. Geldi mi? Nereye? Tamam abi. Yazdın mı? Abi A3 geldi. A3 de geldi. Gelsin bakalım. Bu abi niye boğma yok diyor? Boğma niye yok diyor? Üstün bu arada telefon konuşmasına devam ediyor. Sıkıntı yok, etsin. Tam buraya odakla Üstün. Baskı zaten yanmış. Baskı yanmış. O gene bu olarak al. Şunu buraya koyayım ben. Bir de baltanızı çevireceksiniz abi. Ön yüzeyini. Bana da kalmamış zaten. İncecik bir şey kalmış. Bilye yanmış, erimiş orada. Bilye değil, balatanın göbeği. Balatanın göbeğinde bir plastik var arkadaşlar, o. Şimdi söylemiş. Volant yanmış. Balata yanmış. Bilye.
baskı yanmış. Bu da bilyamız. Yani pek bilyalığı kalmamış ama. Bu da bilyamız. Bilyadan da ziyade çatalımız da artık bu metal özelliğini kaybetmiştir. Çünkü yani kıpkırmızı olana kadar ısındığına inanıyorum. En azından şu kısmın. Bu çatalı tekrar kullanamayız çünkü bu metal özelliğini kaybetti arkadaşlar. Onun için bunu da kesinlikle değiştirmemiz gerekecek. Gördüğünüz gibi. Yani çatal, bilya, baskı, balata, volan. Şu bilyanın maşonu, onu da değiştireceğiz. Şu çatalın oturduğu yer tamamen erimiş zaten. Şurada bir plastik parça var. İnşallah çıkar. Onu değiştireceğiz ve üst merkezimizi değiştireceğiz arkadaşlar. Geliyor ama dur bakalım. Evet, bu bilyanın göbeği. İçinde demir olduğu için çıkartabildik. İşte bunlar dur kalk dur kalk esnasında ayağımızı sürekli debriyajda basılı tutmamızdan kaynaklanıyor. Yani yıllardır araç kullananlar artık bunu hissediyor olması lazım. Çünkü bu pozisyona gelmeden önce kesinlikle bir koku gelmiştir. Koku yapmıştır. Aracımız Alman plaka gurbetçi. A5 olduğunu söyledim zaten. Yani yazık günah, adam tatile geldi ama böyle bir şeyle karşılaştı. Kimsenin başına gelsin, şahsen ben İstemem. Kendi yaşadığı şehirde olsa gene hadi neyse de, yani bir şekilde arabayı servise gönderir. Kendisi evine gider, bırakır, yaparlar, yapılır, çözülür. Ama bu gibi durumlarda gerçekten üzülüyorum yani. Bu volant arkadaşlar şöyle, şu görmüş olduğunuz mil, bunun şu aradan geçtiği için aynı otomatik şanzıman gibi buradan ikinci bir volant parçasına, sacına bağlanıyor. Sonra milin 3 tane vidası var. Şuradan söküyoruz o 3 vidayı. Şuradan. Şu vidalar. Mili çekiyoruz. Zaten geliyor. Şanzımanın bu tarafını hafif kaldırıyoruz ki şöyle hafif yatık çeviriyoruz. Şuradan yağ boşalmasın diye. Ve çekiyoruz. Geliyor. Herhangi bir sekmanı falan yok. Diyeceğim o ki araçlarınıza sahip çıkın. Kullanımlarınıza dikkat edin. Ufacık bir hatalar böyle büyük masraflara yol açıyor. Fiyat olarak ne çıkacak bilmiyorum. Fiyat ne çıktı diye yorumlarda yazanlar illaki olacaktır. Ortalama fiyatını soracağım. Sizlerle paylaşmaya çalışacağım inşallah arkadaşlar. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Vahim bir durum. Allah sabır versin. Parçalar da bu arada sıkıntılı biraz. Bulunmuyor. Almanya şase numarası olduğu için araçta. Biraz sıkıntılı parça olayı. Ama bir şekilde buluruz. Olmadı Almanya sipariş geçilir. Ya da arkadaşın Almanya'da tanıdığı vardır. Uçakla, kargoyla bir şekilde belki gönderir, bilmiyorum virüs dönemi ama. Yani bir şekilde işin üstesinden gelinir diye düşünüyorum. Baskı gördüğünüz gibi rengini değiştirmiş. Yani kendi metal rengini artık şu içerilerde falan baktığınız zaman rengini iyice değiştirmiş. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Araçlarınıza dikkat edin. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.